Benim haberim yok ona. Allah Allah ya. Bir de ayran, bir de ayran. Olmaz, görüşürüz. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Benim Müşteba efendim. Müşteba. Memnun oldum, sağ ol. Göçmeniz. Göçmen Bey, Allah razı olsun. Bunu nerede göreceğiz? Ya bunu Face'de şey yaparız. Bir albüm yapacağım zaten, ben YouTube'a göndereceğim. Tamam. Yani şu an çekim devam ediyor zaten. YouTube'da... Senden daha önce de görüştüm. Görüşemedim, yok. Sanayideydim ben. YouTube'da Demokrasi Nöbeti. Muğla Demokrasi Nöbeti. 18-19-20. Yani tarih olarak. Sen oraya sadece şunu yaz. Hayır, bunu tek yazmıyoruz ama. Tek yok. Bütün slide. Bütün slide. Slide. Tamam. Ama Face'de yazabiliriz. Face'de yazarım yani. Face'de yazarım. Ama öbürkünde hepsi gidiyor. Sağ olun hocam. Telefon sonu yok, bir Face var, şey var. Müşteba Karamanoğlu, Face'im. Müşteba Karamanoğlu. Ha, Face'de. Ben seninle görüştüm daha önce. Türk bayrağı var. Ben seninle İnşallah. Tamam. Türk bayrağı var. Ben seninle İnşallah. Daha önce görüştüm. İnşallah. Gerçek bakayım. O zaman video alıyorum şimdi. Video alıyorum da şey, fotoğraf alayım.
Ve de bu vatan uğrunda canını seve seve veren aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Getirdiniz.
Sizleri öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve de bu vatan uğrunda canını seve seve veren aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Türkiye'nin değil, dünyanın tarihine geçecek Milli İrade Günü'dür. Ülkemizin büyük demokrasi yürüyüşüne yönelik 15 Temmuz saldırısında millet ile iradesi arasındaki köprüye atılan her bomba, sıkılan her kurşun aslında bunu yapanların karanlık planlarının aydınlığa çıkmasını sağladı. MİTİAD olarak demokrasimizin derinleşmesi ve ekonomimizin güçlenmesinin sivil bir yönetimle mümkün olduğunun bilinciyle demokrasi dışı güçlerin müdahalelerinin en başta ekonomimize büyük zarar vereceğini, tüm birikimlerimizi heba edeceğini biliyoruz. Seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelik teşebbüsler demokrasimizi, ekonomimizi katledecektir. Antidemokratik her türlü girişimin karşısında kararlılıkla duruyoruz. Darbeciler lanetliyor, hükümetimizi destekliyor ve milletimizin iradesinden başka bir irade tanımıyoruz. Bu hain girişimin çökertilmesinin orta ve uzun vadede ülkemiz ekonomisine olumlu yansımalarının olacağı kanaatindeyiz. Çünkü iş dünyası huzur, güven ve istikrar ister. Yaşananlar tüm bu bileşenleri perçinlemiştir. İstikrarın sadece hükümetle olmayacağını söyleyenlere, elinden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat hulasa-i kainat iki cihan güneşi, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu hediye etsin, haberdar eyle ya Rabbi.
okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı, ülkesi için, vatanı için canını feda etmiş olan bütün şehitlerimizin ruhunu hediyesini haberdar eyle ya Rabbi. Ve bilhassa 15 Temmuz'dan sonra hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhunu hediye eylediksen haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Devletimizi, devlet büyüklerimizi, vatanını seven, milletini seven, halkını seven, vatan, millet ve halk için canını feda edecek kadar sevgi ve muhabbet olan devlet büyüklerimizi, askerlerimizi, polislerimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, dualarımızı kabul eyle. Dualarımızın kabul olması için, ülkemizin birliği, kardeşliği, beraberliği için, halkımızın mutlu ve huzurlu olabilmesi için, vatanımızın ve bilhassa İslam aleminin her türlü fitneden ve fesattan uzak olması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için, El-Fatiha. Sayın Menteşe İlçe Müftümüz Aslan Çıkır hocamıza yapmış olduğu dualardan dolayı teşekkür ederiz. Allah kabul etsin inşallah. Amin. Aziz milletimiz, şehit düşen kardeşlerimiz için. Nasılsın Sayın Müdür? İyiyiz efendim. Çekim yapıyorsun. Yapmıyoruz. Elinden geldiği kadar, geldiği kadar. Cennet mertebesini onlara saygılar diliyorum. Sağolunuz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere MUSİAD Başkanımız Sayın Akdeniz Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Vatan, din, millet, sevdalıları, değerli Muğlalılar, sizi saygıyla selamlıyorum. Bilindiği gibi ülkemiz 15 Temmuz eylesi eyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i her türlü fitneden, cehaletten, tefrikadan, fakirlik hastalığından muhafaza eyle Allah'ım. Ya İlahi, vatan, millet, mukaddesat, barış ve huzur için can veren Mehmetçiklerimizi, polislerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Amin. Aziz şehitlerimize, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ahirete irtihar eden gazilerimize lütfunla, kereminle, rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Amin. Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle. Ya Rabbel Alemin, vatanını seven, yurdunu seven, vatanı için canını veren ordumuzu, emniyet güçlerimizi karada, havada, denizde daima mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden, terörden ülkemizi ve milletimizi muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, hizmet adına, himmet adına ortaya çıkıp da bu aziz vatanın yurdunu seven, halkını seven, milletini seven vatandaşlarına silahı doğurtan kimselere fırsat verme Allah'ım. Onları 15 Temmuz'da hazimete uğrattığın gibi onların hezimetlerini daim ve kaim eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, aziz milletimizi ağır imtihanlardan koru. Fitne ateşiyle bizleri tutuşturmak isteyenlere karşı
tek vücut olmayı, tek bilek olmayı milletçe, halkça, tevhidde ve vahdette birleşmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri ana babalarımıza, ülkemize, halkımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, ailelerimize, vatanımıza, milletimize dirlik ve huzur nasip eyle. Rızıklarımızı geniş eyle. Sofralarımızı bereketli eyle. Ömürlerimizi sağlıklı. Gökleri, yeri ve içindekileri ayakta tutan, rahmetiyle bütün kainatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Ey zikredilmeye en çok layık olan, ey affı güzel olan, ey bizleri esirgeyen, bağışlayan, gizlediğimiz ve açıkladığımız şeyleri bilen Rabbimiz, seni anlatan ve zikreden dilimize, senin için ağlayan kalbimize, bizi bu günlere eriştiren sana, bu cennet vatanı bize lütfeden yüce zatına sonsuz hamdü sena ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Ya İlahi, nuruyla dünyayı aydınlatan, yaratılmışların en yücesi, yaşadıkları ve yaşattıklarıyla hayatımızın rehberi, kalplerde açılan yaralarımızın merhemi, yalnızlığımızın saadet güneşi, güzel ahlakıyla bizi ahlaklı kılan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Adem'den bu zamana kadar gelen tevhid ve vahdet sancağıyla, birlik ve beraberlik şuuruyla dünyamızı aydınlatan, hayatımızı kolaylaştıran, kalplerimizi huzura kavuşturan bütün peygamberlere, peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, senin rızanı umarak huzurundayız. Boynumuzu büktük, elimizi açtık. Bizleri kapından boz çevirme. Ötekilere karşı tüm. Ya Rabbel Alemin, bizleri sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın kalbimize girip saptırmasına fırsat verme. Ey Mevlamız, mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır senin elinde, her şeye kadirsin. Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha saptırma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün bu mekanda, bu güzel ortamda bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi de ruhlarımızla buluştur Allah'ım. Yüce Kur'an'ı kalbimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabillerimizin... kardeşlerimiz. Demokrasi nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle bu nöbetimizi bizi ilerlemez faydalar kalacaktır.
Şimdi de aziz şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilavetimiz vardır. Aziz şehitlerimizin ruhu için Kur'an-ı Kerim okumak için Mehmet Ali hocamızı kürsüye teşriflerini arz edelim. Ben onu bırak çektim. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. İyi şey yok ya. Elhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.